Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol soslu ve çok lezzetli kabardı kabarmadı derdi olmayan ıslak kek hazırlayacağız. Islak kekimizi bugün normal fırında değil mikrodalgada sadece 9 dakikada pişirerek hazırlayabiliriz. Yani çayımız demleninceye kadar kekimiz hazır. O zaman buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kabımıza 3 tane oda ısısında beklemiş yumurtamızı alıp üzerine bir paket vanilyamızı ekleyelim. Vanilya yumurtanın kokusunu bastırıyor ve hiç koku falan olmuyor. Üzerine bir su bardağı şeker ekleyip ve daha sonra güzelce çırpalım. Keklerde malzemenin oda ısısında beklemiş olması oldukça önemli. Bir de güzelce çırparsak sonuç her zaman muhteşem olacaktır şeker eriyinceye kadar çırpmaya devam edelim. Yumurta ve şekerimizi iyice çırptıktan sonra üzerine bir su bardağı ılık süt ve yarım su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Düşük devirde çırpalım. Sıvı malzemelerimizi karıştırdık. Hemen kuru malzemelerimizi eleyerek ekleyelim. 1,5 su bardağı unumuz var. Unumuzun yarısını e, alıp daha sonra üzerine bir paket kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı kakaomuzu ekleyelim. Geriye kalan unumuzu da ekleyebiliriz. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandım. Çok fazla unlu bir kek olmayacak. Sünger gibi yumuşacık çok güzel olacak. Evet kuru malzemelerimizi güzelce eledik. Daha sonra e, mikserimize düşük devirde önce biraz karıştıralım ve daha sonra düşük devirde çalıştıralım. Kek harcınızı hazırlayıp isterseniz normal fırında pişirebilirsiniz ama mikrodalgada pişme süresi o kadar e, çabuk oluyor ki bir de kabardı, kabarmadı derdiniz hiç olmayacak. Evet, kek hamurumuzu güzelce hazırladık. Tekrar bir spatula ile kontrol edelim. Biraz sıvı bir hamur oldu. Çok fazla un ilavesi yapmamıza gerek yok. Söylemiş olduğum gibi bir buçuk su bardağı yeterli geldi. Oldukça akışkan bir kek hamuru oldu. Isıya dayanıklı mikrodalgaya uygun istediğiniz e, kek kalıbında veya fırın kabında yapabilirsiniz. Ben bugün normal e, cam fırın kabında yapacağım. Kabımızı hemen sıvı yağla yağlayalım. Hazırlamış olduğumuz oldukça akışkan kek harcımızı kabımıza dökelim. Kekimizi mikrodalgada pişireceğiz. Mikrodalgada pişme süresi inanılmaz kısa oluyor. Kabımızı mikrodalgaya yerleştirip daha sonra süresini ayarlayalım. 9-10 dakika içerisinde pişmiş olacak. Tabi her mikrodalganın pişme süresi aynı olmayabilir. 1-2 dakika fark edebilir. Bunun için kontrollü olarak pişirelim. Kapağını kapatırken çekmedim çünkü çok yansıma vardı. Evet 9 dakikanın sonunda Kekimiz muhteşem şekilde kabardı ve çok güzel de pişmiş. Hemen de bir kürdan testi yapalım. Ee, i̇lk çıkardığınızda üzeri hafif nemli olabilir. Bu sizi kesinlikle endişelendirmesin. Kekimi soğurken sosunu hazırlayalım. Tavamıza bir su bardağı süt. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde kakaomuzu ekleyip biraz karıştıralım. Islak kekimizin sosunda yumurta olmayacak. Onun için gerçekten çok lezzetli oluyor ve gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ocağımızın altını açıp biraz da karıştıralım. Sosumuzu kaynatmıyoruz. Sadece kaynama noktasına geldim. Ocağımızı kapatacağız. Evet iyice ısındı. Bu aşamadan sonra üzerine yarım yemek kaşığından biraz daha fazla tereyağımızı ekleyelim. Yağlı olduğunda kekimizin üzeri daha parlak görünecektir. Sosumuzu hazırladık. 1-2 dakika beklettikten sonra kekle buluşturacağız. Önce soğuyan kekimizi dilimleyelim. E, dilimlemeyi tamamen sizlere bırakıyorum. Biraz daha küçük veya daha büyük dilimleyebilirsiniz. Bu ebatlar gayet idealde. Mikrodalga kekine isterseniz silikon şekilli kalıplarda da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Üzerine sosumuzu bolca gezdirelim. Bol soslu yumuşacık çok güzel bir kek oluyor. Sadece 9 dakikada pişme süresi oldu. Gerçekten bu da işimizi son derece kolaylaştıracaktır. Sosunu gezdirdikten sonra vaktiniz varsa biraz dinlendirip daha sonra süsleyebilirsiniz. Ben bugün çok fazla dinlendirmeden hemen üzerine süslemek istedim. Yine süsleme aşamasını tamamen sizlere bırakıyorum. Dilediğiniz malzemeleri kullanarak süsleyebilirsiniz. Buzdolabında yarım saat dinlendirdim. İlk dilimi kaldırıp hemen sizlere göstereyim. Gerçekten harika oldu ve çok güzel kabardı. Bakar mısınız? sosunu ne kadar iyi çektiğini ve ne kadar güzel kabardığını sizlere daha iyi gösterebilmek için ikinci dilimi de çıkarıp böyle yakından göstereyim. Islak kekimizi servis tabağına alıp lezzet ve doku testine geçebiliriz. İnanılmaz güzel kabarmış ve yumuşacık bol soslu gerçekten harika bir lezzet oldu. Sizler de daha önce mikrodalgada ıslak kek yapmadıysanız yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Eminim bundan sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz bir kek olacak. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz, mikrodalgada ıslak kek tarifimi nasıl buldunuz, beğendiniz mi? Bu tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalımda birçok kek tarifi bulabilirsiniz. Videonun alt kısmına linkini bırakacağım. Oradan hemen kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup daha sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.